Birazdan huzurlarınıza ülkemizden çıkan çok değerli bir bilim kadınını davet edeceğiz. Genç yaşına rağmen kendisine hocam şeklinde hitap etmekten gurur duyduğumuz bir bilim insanı ve 2014 yılında Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyesi olarak seçilen biri. Bu unvanı tarihte Türkiye'den alan ilk kişi olduğunu hemen belirtelim. En son gençlerin Nobel'i olarak adlandırılan Science Life Lab ödülünü almaya hak kazandı. Ayrıca 2017'de yine Türkiye'den seçilen ilk kişi olarak American Academy of Achievement'ta inovasyon ve teknoloji delegesi olarak göreve başladı. Bu başarıları bile kendisinin ne denli azimli bir akademisyen ve dönüşüme liderlik eden bir bilim kadını olduğunu gösteriyor. Evet, ben aşk ile bilim yapmayı annemden öğrendim diyen bir bilim insanını davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Doktor Canan Dağdeviren geliyor efendim. İstanbul'da doğdum. Türk fizik mühendisiyim. Harvard Üniversitesi'nin genç akademiler üyelerine seçilen ilk Türk'üm. İlk ve orta eğitimimi Kocaeli'de yaptım. 2007'de Hacettepe Üniversitesi fizik bölümünden mezun oldum. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimimi 2009'da tamamladım. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üzerine yetiştirilebilir veya giyilebilir bir kalp çipi ve cilt kanserini tespit eden bir icat gerçekleştirdim. Başarılarım. Forbes dergisinin 30 yaşından küçük 30 bilim insanı listesine girdim. Harvard Üniversitesi'nin genç akademiler üyeliğine seçildim. Biz teknolojide ve Avon her yıl derlediği 35 yaş altı mucitler listesinde yer aldım. Önceleri hayatta paylaştıkça artan iki şey olduğunu düşünmüştüm. Sevgi ve bilgi. Ailemden bunu öğrenmiştim. Daha sonra paylaştıkça artan bir başka şeyin daha olduğunu keşfettim. Başarı. Başarı bulaşıcıdır. Başarıyı paylaşmak, dönüşüme liderlik yapacak başka liderlerin oluşmasını sağlar. 32 yıllık yaşam serüvenimde bir şey öğrendim. Bilim, canlıları ayırt etmeksizin herkesi çatısı altında toplayan eşsiz ve tek olgudur. O nedenledir ki sosyal hayata adapte olması sancılıdır ve çoğu zaman tercih edilmeyendir. Fakat bilimi köşesinden dahi olsa sosyal hayatına bağlamaya çalışan bir toplum, kısmi olsa da mutluluğu ve başarıyı peşinde getirmiştir. Adil başarıyı peşinde getirmiştir. Deneylerim arasında kalan zamanlarda, 3-4 gün dahi olsa Türkiye'ye uçuyorum. Ve Anadolu'daki şehirlerde başka cananların ve canların oluşması için onlara sunumlar yapıyorum. Ve Türkiye'nin dört bir yanından bana harika fotoğraflar gönderen öğrencilerle karşılaşıyorum. Ve şunu da biliyorum ki bir mum etrafındaki mumları yakarsa asla ışığından bir şey kaybetmez. Aksine etrafın daha da aydınlanmasını sağlar. Aramızda dönüşüme liderlik sağlayan iki liderin daha olduğunu biliyorum. Eda ve Büşra. Sunumumdan önce kısa bir sohbet sırasında Nezih Bey'le gurbetten bahsettik. Gurbet kelimesi İngilizce'deki karşılığı olmayan çok köklü bir kelime. Bir gün Türkiye'den Amerika'ya tekrar döndüğümde gurbetçi moduna girmiştim. Ve Serde de gençlik olunca sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorum. Ve her yaptığım deneyde deneyler beni bekler şeklinde bir etiket kullanıyorum. Ve dedim ki bir sosyal deney yapalım ve deneyler bizi bekler şeklinde bir etiket kullanalım ve deney yapan tüm arkadaşları bu etiketin altında toplayalım. Merak edenler olursa bu etiketi kullanarak Instagram ve Twitter'dan ne tür fotoğraflar geldiğini görebilirler. Ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen, Ardahan'dan, Hakkari'den, Ankara'dan gelen fotoğraflarla birlikten Cumhuriyet doğar şeklinde bir video gerçekleştirdik. Bu videonun oluşmasını sağlayan sevgili Eda ve Büşra
eminim aramızdadır. Onlara da buradan teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Zaman süratle ilerliyor. Kişilerin, toplumların, milletlerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları süratli bir şekilde değişiyor. Hayatta değişmeyecek hükümlerin varlığını iddia etmek, ilmin ve aklın değişiminin varlığını iddia etmek olduğunu söyler Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinde referans verdiği tek yabancı araştırmacı, tek yabancı şair olan Robert Frost ise şöyle der: "Bir ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben gittim daha az geçilmişinden ve bütün farkı yaratan bu oldu işte. Benim de çıktığım yolda birçok zorlukların yanı sıra birçok başarı ve mutlulukla birlikte yol aldım. Geçtiğimiz yıl gençlerin Nobel ödülü olarak adlandırılan Science and Science Life ödülünü tıp alanında, mühendis olduğum halde tıp alanında kazanarak ülkemi, güzel ve yalnız ülkemi temsil etmek gibi onurlu bir göreve sahip oldum. Aynı zamanda geçtiğimiz ay Nobel'deki bazı kareler. Aynı zamanda geçtiğimiz ay Londra'da Başarı Akademisi'nin Türkiye'den seçilmiş, tarihte seçilmiş ilk delegesi oldum. Ve inovasyon ve teknoloji delegesi seçildim. Ve İngiliz kraliyet kültürünü Anadolu'nun cumhuriyet altınıyla birleştirdim. Gittiğim her ülkede çok harika sorularla karşılaşıyorum. Ve en keyifle aldığım ve keyifle cevap verdiğim iki soru şuydu Londra'da. Birincisi, boynundaki nedir? Benim cevabım, Cumhuriyet'in altını. Üstlerindeki kimdir? Cumhuriyet'in Atatürk'ü. Özellikle bu coğrafyadaki gençlerin ve çocukların başarısız olma gibi bir lüksleri maalesef yok. O nedenle yaptığım bilim kadar bilimi etrafa anlatmanın ve sosyal farkındalık yaratmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz hiç hayatınızda hayalinize dokundunuz mu? Veya hayalinizi hissettiniz mi? Bana göre bitirmenin yarısı başlamak değil, hayal etmek. Bu laboratuvar benim bir hayalimdi. Ve artık bu laboratuvarın içinde deneyler yapıyorum. İleriki slaytlarda bu laboratuvarın neden önemli olduğunu ve dünyada tek olan bu laboratuvarın içinde neler yaptığımızı tek tek anlatacağım. Benim hayallerimden biri de 5 yaşındayken gerçekleşti. Ben 5 yaşındayken, bir çocukken, dedemin 28 yaşında kalp yetmezliği sonucunda vefat ettiğini öğrendim. Ve kendim 28 yaşına gelene kadar kalp hastaları için bir şey yapmaya söz verdim. Ve bunu da gerçekleştirdim. Daha önce de söylediğim gibi sevgiyi ve bilgiyi ailemde öğrendim ve ailemde arttırdım. Adanalı bir annenin ve Sivaslı bir babanın ilk çocuğu olarak, bir aşk çocuğu olarak dünyaya geldim. Annem DNA gibi sarıp salmalar ve elektronların yörüngeleri gibi insanları asla ayırt etmez. Onları asla gruplamaz. Ve H2O kadar saftır. Ve ne zaman negatif durumda olsam beni proton gibi çeker. Babam ise çoğu zaman fizik kurallarına aykırıdır ve yoktan var eder. İkisinin birleşmesiyle ortaya böyle bir kompozit çıktı. Cem Yılmaz'ın da dediği gibi little little in the middle oldu. Ben ilk deneylerimi kardeşimin üzerinde yaptım. Onun üzerinde test ettim. Ve daha sonra aslında dedemin vefatını öğrenmeden önceki bir olay da şöyle. Bu da ailemden öğrendiğim hikaye. Ben çocukken bir taşı alıp parçalarına bölüp içerisindeki atomu bulmaya çalışıyormuşum. Herkes bunun imkansız olduğunu söylüyormuş. Fakat ben yine de devam ediyormuşum. Fakat bu en azından ailemin benim bilime olan merakımı anlamalarına sebep olmuş. Ve babam, ben küçükken, bana bir kitap hediye etti ve kitap Madame Curie ile ilgiliydi. Bildiğiniz üzere Madame Curie iki farklı alanda, tarihte Nobel almış tek bilim insanı. Sanırım babam ondan etkileneceğimi düşündü.
Fakat ben kitabı okuduğumda Madame Curie yerine onun kocasına aşık oldum. Pierre Curie. Pierre Curie piezoelektrik denilen bir olguyu keşfediyor ve bu olgu üzerine birçok konseptler geliştiriyor. Bunun üzerine ben fizik okumaya karar verdim. Annem hariç herkes fiziği yapamayacağımı, fiziğin beni mutsuz edeceğini, iş bulamayacağımı söyledi. Ama öyle olmadı. Bir gün Kocaeli Kitap Fuarı'nda Erdal Hoca ile tanıştım. Erdal Hoca genelde Türkiye'de politikacı olarak tanır ama çok köklü bir teorik fizikçidir kendisi. Ve bana Canan ne okumak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun diye bir soru sormuştu. Ben de çok şaşırmıştım çünkü televizyonda hep politikacı olarak görmüştüm kendisini. İşte bilmiyorum fizik, kimya, biyoloji tam ne yapacağıma karar veremiyorum demiştim. O da bu kitabı oku, sonra ne yapacağına karar verebilirsin belki demişti. Ve benim adıma imzaladığı, 2001 yılında imzaladığı kitabı okuduğumda hayatım kökten değişti. Ve küçükken aldığım kitabın da esinlenmesiyle birlikte fizik okumaya karar verdim. Benim için çok radikal bir karardı. Pierre Curie 1881 yılında piezoelektrik denilen olguyu keşfettiğinde eşi Madame Curie yanında ve madama şöyle söylüyor: "Çok güzel bir şey keşfettim. Bu malzemenin üzerine bastığınız zaman ve sıkıştırdığınız zaman dışarıya voltaj ve akım çıkıyor. Ve siz bu akımı kullandığınız zaman bunu kullanarak sensörler, actuator'lar ve güç, elektriksel güç yapabilecek aletler üretebiliyorsunuz" diye bir şey söylüyor. Ve bunun akabinde tabii Nobel kazanıyor. Piezo demek Latin kökenli bir kelime ve basmak, sıkıştırmak, basınç uygulamak anlamına geliyor. Elektrik de pozitif ve negatif elektrik yükleri. Ve ben bunun akabinde Hacettepe Üniversitesi'ne girdim ve Hacettepe Fizik Mühendisliği bölümüne başladım. Oradaki hocalarım benden fizikçi olmayacağını, başarısız olacağımı ve hayallerimin imkansız olduğunu söylemişti. Ama belki de haklılardı. Gerçekten de tam bir fizikçi değilim aslında. Fizik, kimya, biyoloji, tıp, elektrik, elektronik ve mekaniği birleştirip ortaya dönüşüme liderlik yapabilecek projeler çıkarıyorum. Ve bunu takım arkadaşlarımla birlikte yapıyorum. Fizik okuduktan sonra fark ettim ki sadece fizik bilmek yeterli değil. Çünkü dünyada milyarlarca, milyonlarca piezoelektrik malzemeler var. Bu doğru malzemeleri bulup, özelliklerini bilip ortaya doğru konseptler çıkarabilmek için bu malzemelerin özelliklerini de bilmek gerekiyor. Ve bunun üzerine ben bir konferansa katıldım. Malzeme bilimi ve mühendislerinin her yıl Boston'da buluştuğu kocaman, devasa bir kongre ve o kongrede bir yarışma vardı. Malzeme biliminin önemini nasıl anlatırız diye ben de bu karikatürü çizmiştim. Bir gün Newton'un kafasına bir armut düşüyor ama Newton hiçbir şeyi keşfedemiyor. Sonra kafasına bir elma düşüyor. Bingo, doğru malzeme ve yer çekimini keşfediyor. Aynı bunun gibi doğru malzemeyi seçerek doğru aletler yapabilmek için ve doğru cevaplar alabilmek için hem özelliklerini bilmek hem de bu özellikleri toplayıp ortaya değişik, inovatif cevaplar verebilmek önemli. İnovasyon en yalın tabiriyle çılgın ve tuhaf şeyler, tuhaf aktiviteler bütünüdür. Benim yaptığım şeyler de tuhaf ve çılgın projeler. Başlangıçta çünkü herkes bunların olmayacağını söylüyor. Bunun üzerine Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümüne tam burslu kazanarak, gördüğünüz bu çalışma masasında üstte yatak yatıyorum, altta çalışıyorum. Bir yıl, 8 ay boyunca 3 makale yazdım ve 5 uluslararası konferansa katıldım. Bu da olunamazdı ama bunu da yaptım. Ve 2009 yılında ilk defa verilmeye başlanan Fulbright doktora bursunu kendi alanımda ilk sırada kazanarak University of Illinois Urbana-Champaign'e doktora yapmaya gittim. Herkes neden Illinois, neden MIT ve Harvard'a gitmiyorsun diye sorduklarında, sakin olun, oralara da gideceğim, önce buraya gitmem lazım çünkü çalışmak istediğim hoca Illinois'da demiştim. Ve kendi alanında çok başarılı olan ve giyilebilir teknolojilerin babası sayılan John Rogers'la birlikte çalışmaya başladım. Ve burada aslında bir kontrol deneyi var. John Rogers gördüğünüz gibi hep beyaz giyiniyor. Benim kıyafetler değişik. Yıllar boyunca sadece
güzel bilgiler kazanmaktan ziyade aynı zamanda gözlerimin etrafında birçok kırışıklık da meydana geldi. Ve bunu test edebilecek aletler de geliştirdim. Ve bunlar takım arkadaşlarım. İlk 3 yıl hiçbir projem çalışmadı. Teorik olarak çok güzel bilgiler edinmiştim kendi ülkemde. Çok güzel eğitimler almıştım ama pratik olarak hiçbir bilgim yoktu. Ve girdiğim laboratuvardaki tek kadın araştırmacı bendim. Hiçbir arkadaşımdan cevap alamamıştım. Veya çalışan bir alet yaptığımda bunu gerçekten sen mi yaptın? Biri sana yardım etti mi? Bunu tek başına yapabilir misin gibi enteresan sorular aldım. Ama bu beni hiçbir zaman yıldırmadı. Çünkü kadınların delikanlı olduğunu düşünüyorum. Sıfatların cinsiyeti olmaz. Delikanlı olmak sadece erkeklere de özgü değildir. Delikanlı olmak demek, kanı deli yakan, hayal eden ve hayalin peşinde koşan bireyler anlamına geliyor benim için. 3 yıl boyunca... Teşekkürler. Hiçbir projem çalışmadı ama daha sonra yaptığım tek şey... Hatta bunu da ileride anlatacağım, laboratuvarıma nasıl uyguladığımı göstereceğim. Yaptığım tek farklılık, farklı bir yoldan gitmek oldu. Robert Frost'un dediği gibi. Bir sandalye aldım, sandalyeyi laboratuvara koydum. Sabahtan akşama kadar herkesi gözlemledim. Ellerini nasıl kullanıyorlar, hangi malzemeleri seçiyorlar, kimlerle interaction yapıyorlar, malzemeleri nasıl birleştiriyorlar. Bu birçok kişiyi rahatsız etti tabii ama... Tıpkı beynin bedava olduğu gibi gözlem yapmak da bedava. Herkesi çok güzel bir şekilde izleyip çalışan bir teknik geliştirdim ve daha sonra kendi takımımı kurdum. Daha uzağa gidebilmek için. Ve son 2 yılda, eğitimimin son 2 yılında çok ses getiren harika projelere ve makalelere imza attık. Ne yaptığımı sorarsanız, aslında ben İstanbul yapıyorum. Ve herkesin doğduğu şehre birazcık benzediğini düşünüyorum. Ben İstanbul'da doğmuşum. İstanbul, 2 farklı kıtayı, Asya ve Avrupa'yı birleştiren köprü şeklindeki tek şehir. Tıpkı İstanbul gibi ben de kalın, kıvrımsız, ağır elektronik aletler ve kıvrımlı, yumuşak sistemler, biyolojik sistemler arasında bir köprü görevi görüyorum. Benim yaptığım aletler vücudunuzun üzerine yapıştırılabiliyor. Veya beyninizin içerisine implant edilebiliyor veya yutulabiliyor ve vücudunuzdaki tüm değişiklikleri doktorlara bir arayüz vasıtasıyla aktarabiliyor. Bana göre vücudumuzun her köşesi, kalbimiz, burnumuz, ağzımız, derimiz aslında bir biyolojik dille konuşuyor. Fakat biz bu biyolojik dilin ne demek olduğunu anlayamıyoruz, ne demek istediğini anlayamıyoruz. O nedenle kullandığımız elektronik aletlerle biyolojik dili elektronik dile dönüştürüp, elektronikten yararlanıp vücudumuzun ne demek istediğini kavramaya çalışıyoruz. Bu metaforu söylediğimde Çorumlu bir arkadaşım ne yani Canan ben de leblebi miyim demişti. Aslında burada hayal etmenin önemine vurgu vurmak istiyorum. Leblebi çifte kavrulmuş, çok tecrübeli anlamında olabilir. Sizler de kendinizi kendi şehrinizin objeleriyle özdeşleştirebilirsiniz. Ve tabii... yapılabilecek işler sınırsız. Sadece hayal gücünüzle sınırlı. Siz bu malzemeleri kullanarak kalbinizin üzerine yapışabilen bir tape yapabilirsiniz. Ayakkabınızın altına giyilebilen bir sensör yapabilirsiniz. İç çamaşırınızın, pantolonunuzun veya eteğinizin bir parçası olan ve günlük hayatta siz hareket ettikçe mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen ve bu elektrik enerjisini herhangi bir yerde kullanmanızı sağlayan platformlar oluşturabilirsiniz veya kullandığınız aletleri yüzünüze yapıştırıp konuşmanızın daha iyi, eğer konuşamıyorsanız, mesela ALS hastasıysanız, yanağınızın üzerine yapıştırıp bilgisayarla daha iyi interaktif bir şekilde konuşmanızı sağlayabilir. Veya bu aletleri beyninize implant edip Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların daha iyi çözümlenmesinde yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Erdal Hoca ile yolum üniversite sınavına girmeden önce kesişmişti. Üniversiteden mezun olurken tekrar kesişti. Erdal Hoca'nın çalıştığı Macar asırlı Wigner, Nobel fizik ödülü alan çok başarılı araştırmacılardan biri.
Hatta Princeton'da, Princeton Üniversitesi'nde Erdal İnönü ile birlikte çalışmalara imza atan önemli köklü fizikçilerden biri. Ve Wigner'in öğrencisi Frederick Seitz da Nobel ödülü kazanan ve aldığı paranın, para ödülünün bir kısmını University of Illinois'a bahşeden ve oraya laboratuvar kuran bir araştırmacı. Ben 28 yaşına geldiğimde ve kalp projesini bitirdiğimde Frederick Seitz'in laboratuvarında mezun oldum ve Erdal İnönü ile yolum bir kez daha kesişti. Tarihin tozlu sayfalarına İnönü, Wigner, Seitz ve dağ devren zinciri olarak not edildi. Tezimi kime ithaf ediyorsun diye sorduklarında gökyüzündeki yıldızlara ithaf ediyorum demiştim. Çünkü herkesin gökyüzünde bir yıldızı olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla yaptığım işleri hepinize ithaf etmiş oldum. 2014 yılında mezun olduktan sonra tarihteki en çok referans verilmiş Robert Langer ile birlikte çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Ve sadece bir alanda değil, tam 3 farklı enstitüde doktora sonrası araştırmalarımı yaptım. Kanser Enstitüsü, Beyin Enstitüsü ve MIT Üniversitesi'nin birleşimini oluşturan bir üçlü arasında çalışmalarımı sürdürdüm. Ve 30 yaşına geldiğimde beklenmedik bir şekilde bir iş teklifi aldım. Önceleri herkesin iş bulamazsın dediği söz aslında çark edip tam tersi haline gelmişti. Ve hiç başvuru yapmadığım halde MIT'nin Media Lab denilen ve dünya üzerinde eşi bulunmayan bir laboratuvarından hocalık teklifi aldım. Ve kaderin cilvesi MIT Media Lab'de aynı yıl 30. yaş gününü kutlamaktaydı. Ve birlikte pastalarımızı üfledik ve ben de evet dedim. Bir ay sonra enteresan bir şey daha oldu. Daha önce söylemiştim, hayal etmek bitirmenin yarısıdır diye. Doktoraya ilk girdiğim yıl Harvard Society denilen bir kulübün varlığından haberim oldu. Harvard Society 1933 yılında kurulmuş ve alanında en başarılı genç arkadaşları bir arada toplayan dünyanın en prestijli kulübü ve bu kulübe tarihte hiçbir Türk'ün girmediğini öğrendim. Ve doktora sonrasındaki hayallerimden biri de bu kulübe girebilmekti. Harvard'ın altın defterine imza atıyorum. Temmuz 2015. Bundan 4 ay önce 14 kişilik bir senior fellow denilen büyük hocaların olduğu bir odaya girip mülakata davet edilmiştim. Her yıl dünyanın birçok yerinden yüzlerce kişinin başvurduğu bu society'ye sadece 40 kişi mülakata davet ediliyor. Ve bu 40 kişiden de sadece 12 kişi junior fellow olabiliyor. Ve genelde mühendislere her 10 yılda bir hak verilebiliyor. Ve benden önce bir mühendis zaten kazanmıştı. Aslında şansım çok azdı. Annem ve babama şöyle demiştim. Eğer mülakata davet edilirsem yaparım. Ama mülakata davet edilmezsem yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve hayatımdaki en rahat ve en harika mülakat diyebilirim. 14 tane büyük hocanın, bunların hemen hemen hepsi Nobel ödüllü hocalar ve madalya kazanan hocalar. 14'ünün 12'sinden de tam oy almanız gerekiyor kazanabilmeniz için. Ve yine tarihte bir ilk olarak 14'ünden de tam oy alıp dibine kadar kazandım. Mayıs 2017'de MIT'deki görevime başlayacağım için bu görevime son vermek durumunda kaldım. Ama Harvard Junior Faculty olmak demek, siz ölene kadar Junior Faculty'siniz. Ve çok enteresan, her mezun olana da gümüşten bir şamdan veriyorlar ve bu gümüş şamdanlar da İstanbul'dan geldi. Ben 3 organda hazma çok önem veriyorum. Beyin, kalp ve mide. Bu 3 organ içinde aletler yapan bir araştırmacı olarak her organın nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum. Bilgileri beyinde hazmetmek,
sevgiyi ve aşkı kalpte hazmetmek ve yediğimiz yemekleri, içtiğimiz sıvıları midede hazmetmek çok önemli. Bu üç organda hazmı meydana getiren bir bireyin yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Ve bundan sonraki slaytlarda ne demek istediğimi birazcık daha yakından anlatabilmek için küçük videolarla birlikte örnekler göstermek istiyorum. Gördüğünüz bu alet aslında benim bir hayalim. Çocukluktan gelen kalp projesi hayalim. Kalbin üzerine, dana kalbinin üzerine yapıştırılmış teyip şeklindeki, bant şeklindeki bu alet, üzerindeki sarı olan devre, bir piezoelektrik devre. Yanında battery ve rectifier var. Bunlar da enerjinin regüle olmasını sağlıyor. Çünkü neden kalp diye sorarsınız? Hepimizin ortak noktası kalp. Yaşlı, kadın, genç, çocuk fark etmeksizin herkesin ortak noktası kalp ve kalp yılda 40 milyon kez atıyor ve ortalama ve biz bu enerjiyi ısı enerjisi olarak vücudumuzda kaybediyoruz. Ben de bir alet yapıp bu aleti kalbin üzerine yapıştırıp kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilecek bir hayal kurmuştum. Böylelikle bu enerjiyi özellikle kalp pilleri için şarj etmek için kullanabileceğimizi düşünmüştüm. Bunu ilk söylediğimde bana Crazy Turkish Lady dediler, çılgın Türk kızı. Ama sonra yaptığımda da bravo dediler. Fakat sadece aleti yapmanız yetmiyor. Bu aleti deneyebilecek doktorların da olması gerekiyor. Aleti yapıp bitirdiğimde bir kalp cerrahıyla çalışmak zorunda olduğumun farkındaydım. Ve aslında vizyon böyle bir şey. Tıpkı Mustafa Kemal'in de yaptığı gibi fırsatları, istekleri ve kaynakları birleştirmek ve zamanında bu birleşimi ortaya koyabilmek ve sorgulayarak karşı tarafa anlatabilmek çok önemli. 2013 yılında İstanbul Cevahir Otel'de büyük çaplı bir kalp kongresi olduğunu öğrendim. İstanbul'da doğmuş olmama rağmen İstanbul'u hiç bilmem. İki kardeşim var, biri şu an Cerrahpaşa'da, diğeri bir bankada çalışıyor ve Caner ve Emre'ye ricada bulundum. Hadi gençler, Cevahir Otel'e gidelim dedim. Abla ne işimiz var Cevahir Otel'de dediler. İşte bir kalp kongresi merkezi var, kongresi varmış. Orada çok büyük hocalar geliyormuş, onlara bu fikrimi anlatmam lazım. Belki içlerinden birisi denememe izin verir dedim. Emre hemen şey dedi, abla davetiyen var mı? Yok, davetiyem yok ama belki rica edersek izin verirler diye düşündüm. Kapıdan girdik ve güvenlikçi arkadaşa tabii karşılaştık. İşte ben güvenlikçi arkadaşa anlatıyorum. İşte ben böyle böyle bir proje yaptım, işte burada çok önemli insanlar varmış, biriyle çalışmak istiyorum. Baktı adamcağız. Hiçbir şey anlamadım ama dedi, herhalde iyi bir şeydir bu, hadi gir dedi. Buradan da yani duyarsa, bilmiyorum, hatırlarsa beni, gerçekten bu projenin oluşmasında emeği var, sağ olsun. Biz içeri girdik ve ben tabii hiç en baştaki insana gideceğim. Ve Marvin Slapian, oranın başkanı, direkt buldum onu ve yanına gittim. Dedim ki böyle böyle bir projem var, yanımda da aletlerim var, bakın bu benim hayalim, dokunabiliyorum. Buyurun siz de dokunun dedim. Ve hadi Canan gel o zaman, tabii Canan diyemek, Canan. Hadi Canan gel o zaman yemek yiyelim, hem de diğerleriyle tanış dedi. Ve beni birçok kişiyle tanıştırdı. Daha sonra beni Arizona Üniversitesi'ne davet etti. Ve birlikte 2013 yılında yaptığım aletleri dana, koyun ve domuz üzerinde denemeye başladık. Bu ekiple birlikte gece gündüz çalışıp yaptığımız aletleri kalbin üzerinde çalışıp çalışmadığını göstermeye çalıştık. Test ettik. Şimdi videoya geleceğim. Biraz sesi yüksek olabilir. Rejideki arkadaşlar eminim düzeltirler. Bu bir dana kalbi. Ve dana kalbin üzerine yapıştırılmış aletler kalbin kasılıp gevşemesiyle elektrik enerjisi üretebiliyorlar. Ve bu elektrik enerjisini biz kalp piline gönderebiliyoruz. Ve aynı zamanda sadece kalp pilleri değil, başka aletler olarak da düşünebilirsiniz. Ama günümüzdeki kalp pilleri her 7 veya 10 yıl içerisinde değiştirilmek durumunda. Çünkü içlerindeki batarya bitiyor. Fakat bu batarya sayesinde kalbin kasılıp gevşemesiyle oluşturduğumuz elektrik gücünü direkt bir needle şeklinde kalbe tekrar pace edebiliyoruz. Veya
gerektiğinde başka organlara ve başka elektronik aletlere kablosuz bir şekilde aktarabiliyoruz. Şu an... Teşekkürler. Şu an MIT Media Lab'de yaptığımız bir başka çalışmada, beyinle ilgili bir çalışma. Beynimizin tüm bilgileri, tüm yapıları Milky Way, Samanyolu'nun tüm bilgilerini kapsayan bir organ. Çok kompleks ve çok yapılı. Fakat şu an bildiğimiz, beyin hakkında bildiğimiz bilgiler sadece güneş sistemi kadar sınırlı. Bu sadece beynin çok karmaşık bir yapısı olmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda beyni anlamamızı sağlayan elektronik aletlerin azlığından kaynaklanıyor. Biz de bu azlığı yok edebilmek için elektronik aletler yapıyoruz ve tıpkı astronotlar gibi aslında uzaya gidiyoruz. Biz de aslında astronot gibi görünüyoruz. Laboratuvarda böyle çalışıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız aletler çok küçük yapılara sahip ve herhangi bir tozun bu aletlerin içine girmesini engellemeye çalışıyoruz. Onun için temiz odalarda ve temiz kıyafetlerle çalışıyoruz. Genelde bana invasive yani implant edilebilen aletler yaptığımı söylediğimde kim beynine alet ister diye bir cevap geliyor. Ben de onları hep şu örneği veriyorum. Astronotlar Mars'a gidene kadar orada oksijen ve azot molekülünün olduğunu bilmiyorlardı, atomlarının olduğunu bilmiyorlardı. Bu bilgiye gökyüzünden teleskoplar vasıtasıyla ulaşmanız maalesef mümkün değil. Kaynağın olduğu yere gitmeniz gerekiyor. Bizim yaptığımızda tüm bu hastalıkların olduğu nokta olan beyine gitmek ve kaynakta neler olduğunu görebilmek, bunu yapabilmek için de astronotlar şeklinde giyinip ve astronotların kullandığı uzay mekiklerini kullanıp, bunlar bizim aletlerimiz, beynin içine girmek ve beyindeki değişen bilgileri ve sebepleri öğrenmek. MIT'ye ilk geldiğimde 2014 yılında bana bir beyin projesi olduğunu ve bu projeyi 8 yıldır çözemediklerini anlattılar. Benim yaptığım şey yine Robert Frost'un dediği gibi farklı bir yoldan gitmekti. Bu proje üzerinde 8 yıl üzerinde çalışan tüm araştırmacıları bir odada topladım. Türk kahvesi yaptım, Türk lokumu verdim ve hepsiyle sohbet yaptım. Dedim ki nerede yanlış yaptınız, ben onu tekrarlamayayım, nereleri doğru yaptınız gibi. Ve sonra kendi takımımı kurarak 8 yıldır yapılamayan bu projeyi tam 3 ay içerisinde tamamladım. Genelde Türkiye'den bazen şöyle diyorlar, tabii hayal ettiklerinizi Amerika'da yaparsınız, orada her şey var. Aslında şöyle oldu, burada hayalin ne kadar önemli ve hayalden öte, hayalin peşinden koşmanın ne kadar önemli olduğunu söylemek için bu anıyı anlatmak istiyorum. 3 ay sonra bittikten sonra bu alet, ben beyin cerrahı değilim, keşke olabilseydim. Bu aleti beyne indirebilmek için bir beyin cerrahına ve beyinle ilgili çalışan bir nörobilimciye ihtiyacım var. Bu aleti beyine ileten arkadaşlardan biri rahatsız oldu ve bu aleti kullanmayacağını söyledi. 2014 yılında benim dokunabildiğim en küçük hayvan köpekti. Ondan küçüklere dokunamıyordum. Ve bu olay üzerine eğitimler almaya başladım gece gündüz. Fareler ve maymunlar üzerinde deneyleri kendim yapmaya başladım. Artık beyni açabiliyorum, yaptığım aletleri beynin içerisine koyabiliyorum, ölçümler alabiliyorum ve sonuçlarını herkese gösterebiliyorum. Çünkü benim hayalim bu aleti hayvanların üzerinde denemekti ve daha sonra da insanlar üzerinde deneyip etkilerini görebilmek. Bu alet ne yapıyor? Bu alet iğne şeklinde bir alet ve beynin en ücra köşelerine kadar girebiliyor. Ve şu an ağız yoluyla veya damar yoluyla aldığınız kimyasal maddeleri ve ilaçları bu platform sayesinde beynin istenilen noktasına indirgeyebiliyor. Peki neden bunu yapıyoruz? Çünkü ağız yoluyla veya damar yoluyla aldığınız ilaçlar vücudunuzun her yerine zarar veriyor. Sadece beynine gitmesi gerekirken sistemik olarak her yerde dolaşıyor. Fakat bizim yaptığımız bu aletli ilaçları direkt istenilen noktaya pinpoint olarak aktarabilmek. Aynı zamanda ağız yoluyla aldığımız miktarlar çok fazla. Bu pompalar sayesinde, elektronik kodlar sayesinde gönderiyoruz. Ve ağız yoluyla aldığımız miktarlardan tam 6000
daha az boyutta verebiliyoruz. Picoliter seviyesinde ilaçları verebiliyoruz ve böylelikle aslında sistemik toksisiteyi de azaltmış oluyoruz. Dediğim gibi normalde ne oluyor? Eğer bipolarsanız bazen mutlu bazen mutsuz olabilirsiniz. Bunların hepsi bir hastalık aslında. Ve beyin de tıpkı bilgisayarlar gibi circuitlardan, devrelerden oluşuyor. Bu devrelerin bir tanesinin kırık olması hasta olmanızın nedeni oluyor. Biz de bu implantable aletlerle kırık noktalara gidip kırık noktaların tekrar düzelmesini sağlıyoruz. Ve yaptığımız alet kişiden kişiye değişip boyutlarını değiştirebiliyoruz. Ve çok ilginç bir deneyde... acaba insanların ve hayvanların modlarını değiştirebilir miyiz şeklinde bir deney daha yaptık. Ve aleti substantia nigra denilen beyindeki çok özel bir noktaya indirdik. Ve bu özel noktaya indirdiğimiz yere muscomol adı verilen bir ilaç gönderdik. Bu ilaç vasıtasıyla siz, ben nezih beyin, beynine bu ilacı, aleti koyabilirim. Ve bilgisayarımdan gönderdiğim kod vasıtasıyla nezih beye sağa dönün, sola dönün. Koşun ve durun diyebilirim. Bunu bir farenin üzerinde denedik. Burada fare gayet mutlu, mesut bir chamber'ın içinde. Üzerinde kamera var. Kafasında da bu alet var. Ve bilgisayar vasıtasıyla bir kod gönderiyorum. Ve fareye diyorum ki sağa doğru dön. Fare dönüyor. Bir diğer yaptığımız deneyde, tabii bunun birçok uygulaması olabilir. Biz tabii iyi yönleriyle çalışıyoruz. Umarım hep öyle kalır. Bir diğer yaptığımız deneyde Fantastic Voyage. Hiç okudunuz mu böyle bir kitap bilmiyorum. İleride küçük aletler vasıtasıyla tüm organlarınızı gezebileceksiniz. Organlarınızın içinde neler olup bittiğini görebileceksiniz. Bunun da bir demonstrasyonunu yaptık. Ve PZT-GIS denilen bir sensörle yutabildiğiniz, çoğu kez yutuyorum ben bu ilacı, aleti. Bir dissolvable kapsülün içerisinde endoskopi vasıtasıyla hayvanın midesine indirebiliyoruz. Ve siz yemek yediğinizde, su içtiğinizde bu peristaltik hareketleri çok iyi bir şekilde karnınızdan direkt dışarıya aktarabilecek bir sistem yaptık. Bunu aslında karnın Fitbit'i gibi düşünebilirsiniz. Bazen aslında çoğu yemekler, yediğiniz yemekler belki de sizin biyolojinize ve fizyolojinize uygun değil. Bunu görebiliyoruz bu aletler vasıtasıyla. Aldığımız elektronik sinyalleri işleyip hangi besinin size daha iyi cevap verebildiğini veya eğer kilo probleminiz varsa bunu nasıl regüle edebilirsiniz gibi araştırmalarda yapabiliyoruz. Ve ilk defa literatürde bir ilk olarak karnın ne kadar asidik olduğunu anlatmama gerek yok. Bir elektronik aleti mekanik ve elektriksel olarak 2 gün boyunca karnın içinde hiçbir probleme sebep olmadan yaşamasını sağlayabildik. Ben bugünün tıbbının pijama tarzı olduğunu düşünüyorum. Bol. Annenizin, babanızın, kardeşinizin, eşinizin pijamasını giyebilirsiniz. Size uygun olmak zorunda değil. Ama bizim yapmak istediğimiz tıp, takım elbise tarzı tıp ve üzerinize giyebileceğiniz, size oturabilen bir tıp. Böylelikle vücudunuzun her yönündeki bilgileri bir arayüz vasıtasıyla karşı tarafa aktarabilen, size aktarabilen bir sistem gerçekleştirebiliyor istiyoruz. Ve bunu da ancak yaptığımız mühendislikle, alışılmışın dışındaki mühendislikle yapmaya çalışıyoruz. Babam benim hep bir mimar olmamı isterdi. Sonunda onun hayalini de gerçekleştirdim ve MIT'de eşi benzeri olmayan bir laboratuvar kurduk. Bu orada çalışan öğrencilerim ve işçi arkadaşlarım. Normalde MIT'ye ilk girdiğimde tabii tecrübesizlik de var, aynı zamanda büyük bir istek de var. Bana bir clean room yapar mısınız dedim. Clean room dediğim gibi temiz oda, bizim deneylerimizi yaptığımız yer ve çok maliyetli bir laboratuvar. Onlar da bana sebeplerini anlat dediler. Ben de sebeplerini anlattım ve aslında kötü olan bir şey iyi bir şeye döndü. MIT'nin başkanından en sondaki işçi arkadaşlara kadar hepsini ikna etmem gerekti. Artık beni herkes tanıyor MIT'de bu nedenle. Ve şöyle bir laboratuvar yaptık. Bu laboratuvar tam olarak $5 milyon mal oldu. Ve MIT'nin tarihinde de bir ilke imza attık. Genç yaştaki bir araştırmacıya güvenip böyle bir platformu sağlamaları da benim için çok değerliydi.
bu inşaatın bölümleri ve nasıl yapıldığını gösteren kısa bir video. İlk gösterdiğim resimdeki sarı odanın bir parçası. Biz burada saç kalınlığından 100 kat daha ince olan elektronik aletler yapabiliyoruz. Ve bunları dediğim gibi organlarınızın üzerine, beyninizin içine veya karnınızın içine yerleştirebiliyoruz. Bir bilim insanı olarak konuşmamı yine bilimle kapatmak isterim. Bilim en başta atamızın da dediği gibi hayattaki en hakiki mürşit. Aslında bilimle uğraşmamın sebebi sadece ilgim ve alakam değil, aynı zamanda küçükken duyduğum bir sözdü. Bir gün şöyle diyor Atatürk, diyor ki bilim bir gün benim söylediklerime ters düşerse eğer, bilimi seçiniz. Aslında daha bunun ötesinde bir şey söylemesine gerek yok. Bana göre bilim doğrudur, sebeplere dayanır. Objektiftir, kişilere, mevkilere göre değişmez. Adildir, herkes için aynı sonucu verir. Saftır, nankörlük bilmez. Siz ne kadar çalışırsanız o kadar size geri döner. Özgürdür, dengelidir ve her olgusunun bir sebebi vardır ve tabii ki de sonsuzdur. Ben öğrencilerime deneylere başlamadan önce, tüm derslere başlamadan önce önce bir Atatürk dersi veriyorum ve en sonunda dersimi şöyle sonlandırıyorum. Hiçbir şey çalışmadığı zaman Atatürk gibi düşünün. Bu mozaik, Atatürk'ün mozaik fotoğrafı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen deney fotoğraflarıyla birleştirilmiş, oluşturulmuş bir fotoğraf. Yine dediğim gibi deneyler bizi bekler etiketiyle bu fotoğrafların büyük hallerini görebilirsiniz. Şimdi yeni bir projemiz daha var. Bu fotoğrafları bir sergi şeklinde tüm arkadaşlara ve öğrencilere göstermek istiyoruz. Benim için önemli olan bilim yapmak tabii ki evet ama bilim yapmanın yanında gençlerin ve çocukların kalbinde ve zihninde ben de yapabilirim fikrini oluşturmak benim hayat felsefelerimden ve görevlerimden biri olarak düşünüyorum. Ve bilimin olağanca ateşiyle hepinizi kucaklıyorum. Sayın Canan Dağdeviren, çok teşekkür ediyoruz. Biraz bekletiyorum efendim sizi. Hemen ayrılmazsanız sahneden çok sevinirim Canan Hanım. Tamam. Evet, bugünün anısına Sayın Buket Eminoğlu Pilavcı size bir hediye takdim edecek. Bu arada çok kutluyoruz sizi. Gerçekten gurur duyduk başarılarınızla. Bizleri hem motive ettiniz, hem şaşırdık, hem duygulandık. Ama en çok da gururlandık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz Buket Hanım. Evet, bizleri gururlandıran başarılarınızın devamını diliyorum Canan Hanım. Çok teşekkürler katılımınız için.